Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile'de açık dünya görevlerini fakat tamamlamaya kaldığımız yerden tam gaz. Devam ediyoruz. En son GTA San Andreas açık dünya görevleri bölümünde sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte tren görevini gerçekleştirmiştik. Görev biraz sıkıcıydı fakat tren görevini tamamlamamızla beraber Las Ventras'taki açık dünya görevlerini tamamen bitirmiş. Şimdi de Los Santos'taki açık dünya görevlerini tamamlamaya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Bu bölümde sevgili arkadaşlar hasta olmasaydım eğer ben şey görevini tamamlamayı düşünüyordum aslında. İstiridye toplama var ya. Ha işte onu yapmayı düşünüyorum. Fakat hasta olmamdan dolayı ve bir tık yorgun hissetmemden ötürü bu açık dünya görevi bölümünde sevgili arkadaşlar Los Santos'taki zamanda yeterince araba yeteneğimiz olmadığı için yapamadığımız şuradaki turnuva görevini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Bizim evimizin yakındaki kupa yeri var ya işte oraya gideceğiz. Daha fazla GTA San Andreas Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayın önce bir beni bırak bir kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu anda oyunun %90'ını falan bitirdik. Yaklaşık olarak %90'ını bitirdik. Zaten ana görevleri tamamlamamızla birlikte %94, %95 falan olacak. Geri kalanı da zaten şeyden gelecek. Adını siz söyleyin. Los Santos'taki yarışlardan gelecek. Her bir tane tamamladığımızda da yüzdelik arttığından dolayı bir %3 falan da oradan gelse. Yani 1-2 tane görev kalıyor. O 1-2 tane görevde de şey görevi vardı. Hani Sezar'la araba topluyorduk falan ya. İstek arabalar vardı. Ha işte onu ayrıyetten tamamlayacağım. Finalimiz 10'lu olacak ama o finali hemen gerçekleştirmeyeceğim. Haberiniz olsun. Evet. Grove Street'e bir geri döneyim dedim ve direkt balaları gördüm. Maalesef. Maalesef balaları görmem pek tatlı olmadı. Biraz kötü hissettim kendimi. Ama sıradaki ana hikaye bölümünde onlarla da yüzleşiyor olacağız. Hadi bakalım şu görevi bir sizlerle beraber tamamlayalım ya. Tamamlayalım artık şu görevi. Hadi bakalım, let's go. Bakalım başımıza neler gelecek. Normalde bu görev konsol ve PC'de yanlış hatırlamıyorsam 12 ve 13 tur falandı. Ama mobilde sadece 6 tur. Böyle olması da tabii ki de bizim işimize yarıyor. Çünkü daha kısa sürecek. Daha hızlı tamamlayacağız. Video zaten fazla kısa sürecek gibi görünüyor. Bunun olmasıyla birlikte. Kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Aynı zamanda bu bölüm içerisinde. Yani video bir tık daha uzun olsun ve sıradaki bölümlerde oyun bitene kadar ki şeyimizi, kombinimizi şimdiden yapalım abi. Daha fazla oyalanmayalım sıradaki bölümlerde çünkü. Hani madem kısa sürecek. Max 6 dakika falan sürer hani video. Başlangıç çubuğuyla beraber. Hani bari şey yapalım. Oradan bir şey yaparız. Kombi falan yaparız. Bu arada arabayı şey yapmayaydım iyiydi. Çünkü malum ben vakit kaybetmeyi seven bir insan olmadığımdan dolayı. Böyle hızlı bir şekilde sürelim. Ama ona rağmen 28 saniye. Az önce yani 360 atmama rağmen. Herhalde zorlasam 24-25 saniyede de geçebilirim bir turu. Ama çarpmazsam tabii ki malum çarptığımdan dolayı. Ama hastayım birazcık arkadaşlar kusura bakmayın. O yüzden bir tık kötü oynuyorum. Ama yine de elimden gelince iyi oynamaya çalışıyorum yani. Yani şöyle şey yapabilsem. Arabayı toparlayabilsem. Bak yine spin attım ya. Allah'ım yarabbim çıldırırsın ya. Benden yarışçı olmaz. Orası kesin. Ya olur ama hani gerçek hayatta olmaz. Çok spin atarım ben büyük ihtimal. Ve çok toslarım yani. Sadece çarpmak toslarım yani. Anla bu arada 8.'yi geçiyoruz. Acaba bir tur farkı atar mıyım? Çok merak ediyorum hepsine. Tamam 7. oldum varsayalım. 6, 5, 4, 3. Evet tur farkı geliyor. Evet tur farkı geliyor abi. Spin atmazsam iyi. 2. Ve hayırlı olsun arkadaşlar. Tur farkını attık. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ekstra tur farkı atmamız bir şeye yaramayacak fakat olsun. Neden olmasın yani. Acaba bu görevi tekrar yapsam ekstra bir ödül bir şey gelir mi? Onu bilmiyorum. Aa canavar kamyon vardı ama. Doğru canavar kamyon da geliyordu burada. Ama tek seferde mi gelecek iki araç aynı anda? İki araç aynı anda gelmeyecekse benim bir kez daha buraya geçmem lazım. Neyse bir tamamlayalım da şu yarışı. Tamamlamamızla beraber zaten anlayacağız. Canavar kamyonun da gelip gelmeyeceğini. Hop, bu sefer güzel döndüm diyecektim ki bok gibi döndüm son anda ya. Yani son anda kötü oldu baya.
Neyse yapacak bir şey yok diyerekten. 2 dakika 40 saniyede başarılı bir şekilde görevi tamamladık. Herhalde oyunun %90'ına. Evet. %90'a eşdeğer bir oran olduğu neredeyse. Bakalım canavar kamyonu da gelecek mi? Merakla bekliyoruz. Evet, canavar kamyonu da geldi arkadaşlar. O zaman benim bu görevi tekrardan yapmama gerek yok gibi görünüyor. Evet, yok bu arada. Aynen yok. Tamamdır, ben bu görevden çıkayım o zaman. Görevden çıkayım direkt. Ve artık kıyafetlerimizi değiştirelim. Malum Los Santos'a geri geldiğimiz için artık değiştirme zamanı geldi kıyafetlerimizi. Yeter da yani kaç bölümdür. Bir de üstte Los Santos'a geldik. Ondan sonra kıyafet değiştirememiştik. Şu yeni güzel aracımızı bir alalım da öyle gidelim. Videoda 6 dakika oldu neredeyse. Boşuna göreve tekrar girmeseydim bir tık daha kısa sürebilirdi ama çok da önemli değil diyerekten. Şimdi Los Santos'un en lüks dükkanına gidiyoruz abi. Kıyafet dükkanına gidiyoruz. Oradan bir güzel bir zengin kombinimizi yapalım. Tam bir milyoner kombini yapacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü malum oyun bitiyor. Biraz daha hani zenginliğimizi, oyunun yavaştan bitiyor olduğunu kombinimizde gösterelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Keşke daha böyle gitmesi rahat bir yolu tercih etseydim. Fakat yapacak bir şey yok. Şuradan bir dönelim de hızlı bir şekilde. Şuradan döndükten sonra rahat bir şekilde gaza basarız diye düşünüyorum. Tabii eğer arabalar çarpmazsam. Hadi bakalım. En lüks kıyafet dükkanına gidiyoruz. Ve bu en lüks kıyafet dükkanı Los Santos'a geri döndükten sonra açılıyor arkadaşlar. O sebepten ötürü olarak da şimdi gitmek en mantıklısı. Acaba hangi rengi tercih ederim ya? Hani takım elbise, smoky tarzı falan giyineceğim. Fakat hangi rengi tercih ederim? Yeşil tercih ederim bu arada büyük ihtimalle. Yani sonuçta bizim çetemizin rengi ve sıradaki açık dünya görevi değil. Ana hikaye bölümünde malum artık yavaştan Los Santos'taki ana sokaklarımıza, ana vatanlarımıza geri dönecek olmamızdan dolayı yeşil bu en mantıklı seçimimiz olacaktır. Victim değil de şu. Şu abi. Evet, The Beer Sex. Bu olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam buydu. Zaten kıyafet fiyatlarından büyük ihtimal anlayacağız ya. Şimdi Torso'dan başlayalım. Evet, burası. Tuxedo'yu kesin alacağım. Tuxedo'yu kesin alacağım. Tuxedo benim için ayrı bir havalı. Canlı yayında da Tuxedo ile falan oynarım. Şunu bir kesin alıyorum abi. Sonuçta pahalı. Sonuçta zengin kıyafeti. Bizim bunu bir almamız lazım hocam. Bizim bunu bir almamız lazım. Onun dışında green ceketi alalım. Green ceketi alalım. Sonuçta bizim çetemizin rengi. Öf, tam da sevdiğim yeşil bu arada. Pantolon ayakkabı falan ayarladığımda zaten öf diyeceksiniz. Şapka taksam mı bilmiyorum. Kombine göre bakarız. Ben açıkçası saçımdan epey memnunum. Tabii ki de tuxedo pantolonları. Sarı pantolon falan onu canlı yayında alırım ya. Hani şimdi ekstradan vakit kaybetmeyeyim. Yoksa sarı normalde benim en sevdiğim renk. Fakat çetemizin rengini bir giyinelim, kuşanalım yani. Çetemizin rengini bir alalım. Canlı yayında da siyah tuxedo takımıyla oynarız. Diyerekten hemen yeşili alıyoruz. Yeşil neden 1500 dolar bilmiyorum. Fakat işi bize gelir. Evet. Yeşil gerçekten tatlı duruyor bu arada. Ama botlar o kadar iğrenç duruyor ki bütün karizmayı, ciddiyeti bozuyor. Bu nasıl bir bot abicim? Ama güzel bot yoktu. Yapacak bir şey yok. Evet, bu arada siyah ayakkabı en mantıklısı olacaktır. Hem en pahalısı hem de en güzeli. Tamamdır. Kombinimiz kısmen hazır. Zincir tabii ki de. Tabii ki de zincir de takacağız. Ama en güzelinden. Dolar. Tabii ki de dolar. Zincirini takacağım. O diğer zincire takmayacağım abi. Çünkü ben doları daha çok beğeniyorum. Ve milyonerim lan ben. Tabii ki de dolar. Zincir takmak, kolyesi takmak daha havalı. Ve daha mantıklı geliyor bana. Gözlük olarak da Black Rim var. Black Rim. Açıkçası gözlüğü de çıkartabilirim diyeceğim de. Gözlük de yani hava katıyor. Ondan dolayı gözlüğü çıkarmak istemiyorum aslında. Tamam, siyah gözlük. Öf. Saç da şekil bu arada. Bir şey değil mi? Saç da şekil. Bir de kasla beraber falan öf. Ha, bu arada aklıma gelmişken daha bir de karate dövüş sanatlarıyla falan da ilgileneceğiz. Bu arada hangi şapkayı taksak? Yeşil şapka taksak.
Yeşil, siyah. Yani fazla yeşil ya. Fazla yeşil bu arada, bir şey söyleyeyim mi? Bir de siyah şapkaya bakayım. Hoşuma giderse takarım. Hiç hoşuma gitmezse de bence ben şapka takmayayım bu arada, biliyor musunuz arkadaşlar? Bence ben şapka takmamalıyım. Gözlüğü de çıkarmayı aslında bir yandan düşünüyorum. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsınız. Black Bolt'a da bakayım son olarak. Öf, bu arada bir şey değil mi? Tamam abi, ben bu şapkayı takıyorum. 1 milyon doların da altına düşmeden kıyafet alışverişimizi de tamamlamış olduk. Ben tamamım. Ben tamamım abi. Hem kaslıyım, hem zenginim, hem de karizmayım abi. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun, ve yarış arabam var. Mükemmel görünüyorum. Bakın cazibem fırlamadı. Yani bir çıta alsaydı fırlardı da, neyse. Ben yavaştan bir oyunu kaydetmeye gideyim. Ondan sonra bu bölümü de burada bitireyim. Sıradaki GTA San Andreas Mobile bölümünde açık dünya görevlerinden değil yine. Hasta olmam dolayı birazcık şey oluyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Ana hikayeye devam ediyor olacağız. Büyük ihtimal ben Cuma'ya kadar kendimi toparlamış olurum. Hadi bakalım, hızlı bir şekilde oyunu kaydetmeye gidelim de. Tabii ki de Mad Dog'un malikanesine oyunu kaydedeceğiz. Çünkü en son oradaydık. Hem tam da CJ'ye yakışacak bir mekanda, bir yerde kaydetmiş olacağız oyunu. Hızlı bir şekilde oyunu kaydetmeye gidelim. Evet, her yerde ballalılar var. Onların da icabına bakacağız zaten. Bu arada yarın yeni bir GTA San Andreas Mobile canlı yayını gerçekleşecek arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Eğer canlı yayınımıza katılmak istiyorsanız, yani en azından neler yaptığımızı merak ediyorum, incelemek istiyorsanız, akşam saat 9'da bir aksilik olmazsa yayın gerçekleşecek. Hani yayına gelmeden önce bir göz atmak istiyorsanız, siz de yukarıda sağda canlı yayınımızın bulunduğu oynatma sitesini kartlar kısmına bırakacağım. Keşke ben bunu videonun başında söyleseydim. Çünkü beni takip etmeyenler pek de izlemiyor malum videoyu sonuna kadar. Ondan dolayı. Ama yeni aklıma geldi. Yapacak bir şey yok. Ben yavaştan kapanışı da yapayım madem. O bu arada Slam One var burada. Üf, çok iyi. Neyse. Sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız, bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilmeyi açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sitesinden başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.